Maşallah size ya. Maşallah. Bu ne güzel meydan. Bu ne güzel coşku. Bu ne güzel heyecan. Biz sizleri çok seviyoruz. Allah için seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim yol arkadaşımızsınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, başta zatihalleriniz olmak üzere bu meydana koşarak gelen, gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan, kalbi İstanbul için çarpan her bir hemşerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Saatleri kurun. Geliyor Murat Kurum. İşte İstanbul burada. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varsa gelsin buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var. Burada İstanbul'un kararlı duruşu var. Burada yeniden İstanbul var. Sadece İstanbul var. İnşallah, inşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak. 31 Mart inşallah geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içerisinde yaşayacağı bir bayram günü olacak. Bugün İstanbul'un mutsuzluğu yüz binlerce kardeşimizle tebessüm ediyor. Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. Ey İstanbul, ey İstanbul, güzel İstanbul, sen Peygamber Efendimizin müjdelediği şehirsin. Rüzgarların bile hala gül kokar senin. Sen yiğitlerin, delikanlıların yurdu, surların önüne dizilmiş binlerce şehidin yatar senin. Sen Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, sen Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali, sen rahmetli Erbakan hocamızın göz nuru, sen başbu Alparslan Türkeş'in gururu, sen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun aşkı, sen Recep Tayyip Erdoğan'ın duası. Hayallerin, hedeflerin, düşlerin, ideallerin şehri İstanbul. İstanbul çağ açıp çağ kapatan tarihimizdir. İstanbul Ayasofya'dır, Süleymaniye'dir, Sultanahmet'tir, Sinan'dır, Selim'dir. Ve değerli kardeşlerim, İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Büyük Türkiye sevdasının tutuştuğu ocaktır. Bize liderimizi, bize Cumhurbaşkanımızı,
bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular, işte biz böylesine bir İstanbul'da hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokakların huzur ve güvenle dolduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Kardeşlerim, bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda maalesef İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Biz bu şehri depreme hazırlayacağız dediler. Tek bir çivi çakmadılar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler. Ulaşım İstanbul'da tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi. İsrafı bitirdik dediler. En büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. İşlerine son verdiler. Verdikleri sözü yerine getirmediler. 100 bin konut, metro hattı dediler. Megabüsler, hızray dediler ama tek birini dahi hatırlamadılar. Sorduklarında ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediler. Bu millete, aziz İstanbul'a yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar. Bu milleti aldattılar. Şu güzel İstanbul'umuza 21. yüzyıla yakışmayan görüntüleri yaşattılar, görüntüleri. Ama hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerine kullanacağız. Onların siyasi kariyerleri için ayırdıkları kaynakları, reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. Bu milletin İstanbul'un hem başkanı olacağım hem de İstanbulluların kardeşi, evladı olacağım, evladı.
Allah razı olsun. Siz de bize reisimizin emanetisiniz. Biz bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Her haliyle seveceğiz. Hep birlikte inşallah İstanbul'umuzu geleceğe hazırlayacağız. Bu millet kendini unutanlara kaybolan yıllarının hesabını inşallah sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Tam işte burada bütün İstanbullular 31 Mart'ta tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız? Kardeşlerim, bu iş bilmez yönetim İstanbul'da tek bir eser üretemedikleri gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Bizim projelerimizi. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen İBB bütçesiyle seçim kampanyası yaparken biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında AFZ'lerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kendi genel başkanını devirmek için orada kapı arkasında gizli gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. 180 bin. İşte bugün tarihin, milletin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her zaman nasıl afetlerde gittiysek, nasıl afetlerde milletimizin elini tuttuysak, o eli milletimizin yüzü gülene kadar bırakmadıysak yine milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul bizim sevdamız. İstanbul bizim ortak geleceğimiz ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Barışın şehri İstanbul'da barış içerisinde yaşayacağız. Birbirimizin hukukuna, birbirimizin yaşam tarzına her zamankinden daha fazla saygı göstereceğiz. Hiç kimseyi, hiçbir kesimi asla görmezlikten, duymazlıktan gelmeyeceğiz. Bu şehrin her bir insanı, her bir ferdi İstanbul Büyükşehir'den eşit ve adil hizmet alacak. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta
Gelin sağlam İstanbul'dan yana olun. Her bir oy tohumdur. Hizmet görürse yeşerir. Emek verilirse fidan olur. Karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul, şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun. Sen yaparsın. Sen cesursun. Çünkü sen İstanbul'sun. Çünkü sen İstanbullusun. Ve kıymetli kardeşlerim, şimdi sizlere soruyorum. Hazır mıyız İstanbul? 31 Mart'ta hep birlikte İstanbul'da fetret dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta peki İstanbul'un her evinde, her hanesinde İstanbul'un muradı diyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Ben bu duygularla sözlerime son verirken başta liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Desteci'ye, demokrasimizin kalesi, şehirlerimizin koruyucusu Cumhur İttifakımız adına elini taşın altına koyan, sorumluluk üstlenen, birlikte gayret gösterdiğimiz işte burada 39 yiğit belediye başkanı adayımıza, teşkilatlarımıza, bizimle 80 gündür sahada gece gündüz çalışan, çabalayan teşkilatlarımıza, il başkanımıza ve bugün buraya gelen, bugün burada bizi yalnız bırakmayan, televizyonları başında bizi izleyen tüm hemşerilerimize, tüm kardeşlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Her bir kardeşimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.